أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا السبر والتقسيم. Şimdi mesalikül ille diye bir bahis vardı değil mi? Yani kıyasta illeti tespit yolları, illeti tespit, illeti tanıma yolları, illete ulaşma yolları, buna öyle diyoruz. Buna ne diyoruz? Mesalikül ille. Bu üçe ayrılıyordu. Birincisi illeti tanıtan naslar. Bazen illetleri naslar beyan ediyor. Ayetler, hadisler. İkincisi icma. Üçüncüsü de sebr ve taksim. Şimdi aşağıda gelecek de oraya gelmeden kısaca söyleyeyim. Sebr ve taksim müştehitlerin araştırmalarıyla, tespitleriyle, tecrübeleriyle ortaya çıkan illetler. Yani illeti nas ifade etmiyor. Efendim icma da yok bunun üzerinde. O zaman müçtehit kendisi araştırıyor illeti. Kendi tecrübelerine dayanarak, kendi gayretini ortaya koyarak müçtehidin tespiti. Gelecek misalleri. Müçtehidin tespiti. İzâ lem tesbütil illetü, illet sabit olmadığı zaman la bi nassın ve la bi icma'in. Ne nasla ne de icma ile. Tamam mı? O zaman tahavvelel müçtehidü, müçtehit intikal eder. Tahavvele. Dener. He? Çalışır dener manası. Tahavvele dener, intikal eder. Nereye? İlestim batıl illeti, illeti çıkarmaya bir sebri ve taksim. Tecrübeyle efendim bir takım illetler ortaya koyarak, işte ikisi de aynı manada zaten. Ve mane sebri, sebrin manası el ihtibar, tecrübe, deneyim. Deneyim, ihtibar, deneyim, tecrübe. Ve mane taksim, taksimin manası da şuymuş. Hüve o, ennel müştehide müştehit, yahsurul evsafe, sıfatları sayıyor. Elleti yaraha salihaten, yani illet olmaya elverişli gördüğü efendim şeyleri sıralıyor. Böyle nedir? İlletleri neye salih olan? Lientekûne illeten lil hukmi. Hukme illet olmaya elverişli olduğunu gördüğü vasıfları böyle sıralıyor. Thümme yekirru aleyha, kerre yekirru. Kerranın manası ne? Döndü, rücu etti manası. Kerra. Kerra yekirru. Efendim. Kerra. Evet, tekrar. Tekrar dönüyor. Kerra yekirru. Birinci babdan almış. Kerra yekurru. Evet, sümme yekurru o zaman diyeceğiz oraya. Sonra dönüyor müştehit. Mesela önce üç tane illet olmaya müsait, böyle diyelim. Üç tane illet olmaya müsait, illet olmaya elverişli illet sıralıyor. Şu olabilir illet, bu olabilir, bu olabilir diyor. Sonra dönüyor tekrar. Bunların içerisinde değerlendiriyor. Acaba şunu illet kabul etsek olur mu? Bu başkalarında da var. Olmaz. Şu olabilir mi? Bu olmaz. O zaman bir tek şu illet kaldı. Bu ona illet olmaya elverişlidir diyor. Gelecek örnekleri. Fümme yekurru. Kerre yekurru. Sonra dönüyor aleyha o illete. Bil fahsı. Araştırmakla fahs. Fahs, fahs. Fahs bu şeylerde muayene, neye deniyor? Muayenede. Tahlil filan yapma. Ondan sonra tekrar söyle. Yani araştırma. Kontrol, inceleme. Tamam mı? Sonra araştırıyor. Tekrar inceliyor. Vel ihtibari, tecrübelerle ve teemmülü düşünerek, düşünüyor sonra. Tekrar dönüyor. Önce birkaç tane şey sıralıyor illet. Sonra tekrar dönüyor bunların
değerlendirmesine bakıyor. Feyubtilu minha. O illet gördüklerinden iptal ediyor. Neyi? Ma yarahu, gördüğünü. Gayre salihin, elverişli olmadığını gördüğünü iptal ediyor. Neye elveriş efendim? Neye salih değil? Lil ibgai. İllet olarak bırakmaya elverişli olmayanları iptal ediyor. Lil ibgai dediği, illet olarak bırakmaya elverişli olmayanları iptal ediyor. Ve yestebki minha, tespit ettiği illetlerden bırakıyor. Neyi bırakıyor? Ma yarahu, gördüğünü salihan, elverişli olarak gördüğünü. Neye elverişli? Diyen yekune illeten, illet olmaya elverişli gördüğünü bırakıyor. Ne olarak bırakıyor? Ne olarak, ne olmasına, ne olmasını gördüğü? Diyen yekune illeten, illet olmaya elverişli olduğunu bırakıyor. Elverişli olarak gördüğünü bırakıyor. Hatta yasile ba'de hazel ilgai, ta ki bu bazılarını iptalden sonra ulaşıyor. Ve ibgai, diğerini bıraktıktan sonra nereye ulaşıncaya kadar? İla enne hadel vasfa, bu ibga ettiği vasıf dune gayrihi, diğeri değil, huvel illetu, illet odur. Evet. Demek ki evvela 3, 5 neyse illet tespit ediyor. Bu da olabilir, bu da olabilir, bu da. Sonra tekrar dönüyor, inceliyor. Bunlardan gerçekten illet olmaya elverişli olmayanları iptal ediyor, ilga ediyor. İllet olmaya salahiyet olanı da ibka ediyor. İllet olmaya salahiyet olanı bırakıyor. Diyor ki inceleme sonucunda bunun illeti olsa olsa bu olabilir. Şunlar olmaz diyor. Müştehit diyor bunu. Peki bunun örneğini de göreceğiz. Öyleyse vel müştehidü fi hadil ameliyyeti, bu işlemde müştehit, bu tür çalışmada yesterşidü bi şurutil illeti, yani illetin şartlarını isterse de yesterşidü, oradan yani doğruyu bulmak istiyor. Tamam mı? Doğruyu bulmak istiyor illetin şartlarının üzerinde düşünerek. Fela yestebgi, bırakmıyor illel vasfa zahira, ancak açık bir, ya da fela yestebgi kalmıyor illel vasfu zahiru, ancak açık bir vasıf, öyle açık vasıf ki el mundabitu, istikrarlı, sınırlı, belli olan, el münasibü, hükme münasip, el müteaddi ve magisun aleyhten, magise geçirilmeye müsait olan bir illeti bırakıyor sadece. Bak kaç tane şart görüyor musunuz? Demek ki şartın, illetin şartlarını bulma işleminde ne yapıyor? Ancak açıktan gözüken, mundabit neydi? Sınırları belli olan, muayyen, münasip de hükme uygun, müteaddi de magisun aleyhten, magise geçirilebilecek illeti bırakıyor, diğerlerini ilga ediyor, iptal ediyor, geçersiz kılıyor. Ve mesela şimdi bakın burada, mesela varada nassu, nas varid oldu, bi tahrimil hamri, şarabın haramlığı hakkında nas geldi, ayet var, hadis var. Velem yebluğ, ulaşmadı. Kime? Ba'dal müştehidin, bazı müştehitlere ulaşmadı. Ne? Kavlün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin şu sözü. Hangi sözü? Kullu müskirin hamrun sözü. Kullu müskirin hamrun sözü ulaşmamış hadis bazı müştehitlere. Peki ev belagahu, veya bu nas müştehitlere ulaştı ama velem yasıha indehu olması lazım orada. Evet, indehu hocam. Burada hu yoktur. İndehu isminde var mı zamir? Var hocam. Tamam, orada indehu olacak. Fakat hadis nas ulaşmış ama müştehide göre sahih değil o hadis, misal. Onu değerlendiriyor. Sahih olmadığı görüşüne varıyor.
Feyebhasu, bu hadis ulaşmadığında ya da ulaştığı da sahih olmadığına gayr olduğunda müştehit araştırıyor. An illeti tahrimil hamri, şarabın haram olma illetini araştırıyor. An tariqi sebri ve taksim, hangi açıdan? Tecrübe ve bir de bir takım illetler ortaya koyma açısından. Evet. Fe o dat mı sizinki de sat mı? Dat hocam. Dat. Yazıyor yukarıda hasır dedi, burada dat dedi. Dat o zaman yukarıda da dat olması lazım. Orada sat. Orada hasır değil, dat olacak. Orada da hüvendel müşteydi. Yah duru mu, yok duru mu? Sizin yukarıdaki ne var diye bir tane. Orada satlaydı hocam, datla değildi ki. O sat mıydı yukarıdaki? Evet. Burada? Burada dat var. O zaman ihtar ediyor, getiriyor. Yok duru değiliz hocam. Feyuhtır, evet, hazır ediyor. El-evsafe, vasıfları ortaya koyuyor. Öyle diyelim. Elleti, umarım ki yukarıdaki o hasırda ihtar manasına. Elleti, öyle vasıflar ki, yümkünü mümkün oluyor. Entekûne ihtâha, o vasıflardan bir tanesinin olması. Ne olması? İllete tahrim. Yani hamrin haram olmasına onlardan bir tanesinin illet olması mümkün olacak. Demek ki birçok vasıflar getiriyor ama işlerinden sadece bir tanesi ona efendim haramlığına illet olma imkanına sahip. Misle kevnil hamri. Mesela bu ne gibi getirdiği böyle farklı vasıflar? Bunları araştırıyor bak şimdi. Diyor ki hamrin, eğer küllü müskirin hamr hadisi ulaşmadıysa ya da ulaştı da bunun sıhhati konusunda müştehidin farklı değerlendirmesi varsa, o zaman müştehid sebr ve taksim yoluyla şimdi hamrın haramlığına illetler koymuş. Bir, misle kevnil hamri minel ineb. Bir illet bunu demiş. Niye haram hamr? Üzümden olduğu için. Şimdi bu elverişli olabilir mi, olamaz mı? İleride bakacağız. Bir illet bunu koymuş. Demiş bu üzümdendir. Üzümden olduğu için. Halbuki neden yapılırsa yapılsın? Küllü müskirin hamr. İki, ev kevniha sailen. Hamrin akıcı olması. Suda da akıcılık var. Diğer meşrubatta da akıcılık var. Bir illetten. Ben bundan dolayı haram olabilir diye bir şey koymuş. Ne? İllet. Bu da olabilir demiş. Üç, ev kevniha müskiran. Ya da serhoş edici olmasıyla illet tespit etmiş. Yani serhoş edici olması. Şimdi kaç tane illet burada belirledi kendine göre? Üç tane. Üzümden olması, sahil olması, mayi yani sıvı. O zaman sıvı olmayanlar bu şeye göre o zaman haram olmaz demektir. Mesela işte eroin, esrar, ne kadar böyle uyuşturucu veya serhoş edici şeyler varsa. Sonra sümme yuraddidün nazara. Sizinki neden yuraddidü? Evet. Ha. Sonra dikkatini döndürüyor. Çeviriyor tefekkürünü, teemmülünü, bakışını. Fihazil evsafi. Tekrar dönüyor. Üç tane vasıf belirledi şimdi. Buna taksim diyor işte. Ondan sonra bunları belirledi. Sonra dönüyor. Bu vasıflara bir daha bakıyor. Ne olduğu halde müstehdiyen bir şurutil illeti. İlletin şartlarını bulmayı ister olduğu halde. Ya illetin şartlarına uyuyor mu? İşte müteaddi mi? Ya da hükme münasip mi? Ya da illeti mundabit diyor da vasfı mundabit diyordu. Yani sınırları belli olan istikrarlı bir vasıf mı? Bunlara bakıyor. Bunları bulmak için tekrar nazarını buraya çeviriyor. Feyülki müştehit iptal ediyor. El vasfı evvele birinci vasfı. Birinci vasfı hangisiydi? Üzümden olması. Likevnihi kasıran. Çünkü bu yeterli değil. Yani hamrin haram olmasına üzüm olması yeterli değil. Üzümden olduğu için haramdır demek. Bu yeterli değil illet olmaya, vasf olmaya. Münasip vasf olmaya. Ve şartu fil illeti. İllette şart neydi? En tekûne vasfen müteaddiyen. Müteaddi olması idi.
Vasf-ı müteaddi. Vasf-ı müteaddi ne? Makisun aleyh'ten Makisun aleyh'in illetini makisede geçirmek mümkün olacaktı. Öyle değil mi? O zaman hamr asıl nedir? Diyelim ki haramdır. Neden? Müskir olduğu için. Öyleyse her müskir olan şey de hamir hükmündedir. O da haramdır. Netice olarak. Evet. O zaman burada şimdi vasf-ı müteaddi olacak. Burada şimdi üzümden olması vasf-ı müteaddi değil ki. Arpadan da yapılır. Arpadan da olur, hurmadan olur, başka şeylerden olur, olur, olur. O zaman ve yulkil vasf-ı saniye. Müştehit ikinci vasfı da iptal ediyor. Ve ve kevnül hamri sailen. Hamrin akıcı olması. Yani hamir niye haram olabilir? Ya sail olduğu için, mayi olduğu için, sıvı olduğu için. Bu da illet olmaya, vasfı münasip olmaya uygun değil. Niye? لِيَنَّ هَذَا الْوَصْفَ تَرْد۪يُّنْ اَيْ اِتِّفَاقِيُّنْ Bunlar başka şeylerde de bulunur. Tardi dedi, yani bu sail olma diğerlerinde de var. Su da sail. Meşrubat, meşru olan meşrubat da sail. Başka sıvı olanlar da var. O zaman bu da illet olmaz. İttifaki dedi, diğerlerinde de bu bulunabilir. Bu şey, sail olması. Öyleyse la alakate lehu, bu sail olması, olmanın hiçbir alakası yoktur. Bil hukmle, hamrin haramlığı ile akıcı olması arasında hiçbir alaka yoktur. Ve la tesire lehu, hukme tesir de yoktur fihi, bu sail olmada. Peki, thümme yestebkil vasfus salisu. Üçüncü vasıf kalıyor. Ya da thümme yestebki yatlubu baka el vasfı salisi demektir. Müştehit koruyor. Yani. Müştehit sonra kalmasını istiyor. El vasfı salise öyle de diyebiliriz. Ya da thümme yestebki el vasfı salisi ona fail verirsek üçüncü vasıf baki kalıyor. Ya da yestebki el vasfı salise üçüncü vasfın baki kalmasını talep ediyor. Ve huvel iskar. Bu üçüncü vasıfta nedir? İskar. İskar ne demek? Serhoş etme özelliği. İşte niye bunu ipka etti, diğerleri iptal etti? Liennehu, çünkü bu iskar illeti, vasfı, vasfun zahirun, açık bir vasıftır. Münasibin değil, hukme. Hukme münasıptır. Bunun taaddisi de caiz mi? Caiz, mümkün. Taaddisi. Yani iskar olan niye bu hamr haram oldu? İlleti vasfı neydi? Vasfı münasibi? İskar, serhoş edici olması. Öyleyse bunun hukmunu aynı özelliği taşıyan başka bir şeye geçirmek mümkün mü? Aynı illet başkasında da varsa ona da haramlık hukmunu vermek mümkün. Görüyor musun? Kaç tane vasıf taksim yoluyla belirledi? Üç tane vasıf. Kendi tecrübeleriyle, deneyimleriyle sonra efendim bunlara tekrar döndü. Ya bunları bir değerlendirme yaptı. Acaba bunların hangisi vasıf olmaya, vasf-ı mundabıt olmaya, vasf-ı müteaddi olmaya, münasip vasıf olmaya elverişli? Dedi üzümden olması, yok bunda olmaz. Başka şeylerden de olabilir hamr. Peki o zaman sahil olması, bu da ittifakidir, başka şeylerde de bulunur. Yani bir şeyle mukayyet değil bu. Yani sahil olması sadece hamrle mukayyet değil. O zaman bu da olmadı. Geride kaldı bir vasıf. O vasıf da nedir? İskar vasfı. İşte o iskar vasfını hükmün illeti kabul etti. Ve o illete mebni olarak hükme efendim haramlık hükmü verilmiş oldu. Yani üç illetten ikisini ilga etti, birini ibga etti. Evet, evet. Kendine göre illet gördü. Aslında ötekiler illet değildi zaten. Kendine göre önce dedi ki şunlar şunlar olabilir. Üretti yani kendine göre illetler üretiyor. Sonra değerlendiriyor. Ya bu olmaz bu illet. Bu da olmaz. O zaman olsa olsa bu olur. Şimdi bu şekilde bir tespit yaptı. Ve misluhu eydan. Önceki gibi bunun misli nedir? Yani bu sebr ve taksim yoluyla birkaç illet üretip asıl illet olması gerekeni ibka edip diğerlerini iptal etmesinin benzeridir. Ne? Enne nassa nas. Verada geldi. Bi velayetil ebi
babanın velili hakkında. Ala tezvic ibnetihil bikris sagirati. Küçük ve bakire kızını evlendirmeye babanın velayet hakkında nasıl valide oldu? Anladınız mı? Evet. Bak bak. Ennen nassa nas verada geldi. Nas valide olmuş. Bir velayetin ebi babanın velili hakkında. Velayeti hakkında. Neye velayeti? Ala tezvic ibnetihil bikris sagirati. Küçük ve bakire olan kızını evlendirme noktasındaki velayet hakkında nas valide oldu. Velem tesbüt sabit olmadı illetü hadel hukmi. Bu hukmun illeti bir nassın nas ile ve la icma'in icma ile. Veli olması hakkında nas var ama o velayetin illeti hakkında nas yoktur. Veya icma yoktur. Feyanzurul müştehidü. Müştehit düşünüyor, bakıyor. Fin nassı nassa ve yahsırul illete illeti tahsis ediyor. Bir ahadis neyin? İkisinden birine. Dikkat ediyor musunuz? İkisinden birine tahsis ediyor. Bu ikisinden biri hangisi? El bekaratü evis sigar. O zaman şimdi babanın küçük, bakire çocuğu, kızı hakkında, velayeti hakkında ne var? Nas var. Evet. Ama illeti hakkında niye veli olacak? Niye onun işte illeti hakkında nas yoktur. İcma da yoktur. Evet. O zaman şey bunun hakkında iki tane şey üretiyor. Nas. Birisi diyor bekaret, birisi de sigar, küçüklük. Ve yuraddidün nazara. Sonra tekrar döndürüyor nazarını, dikkatini. Fihima bu iki illete bakıyor. Ve ba'de teemmülü iyice düşündükten sonra istebidü uzak görüyor. Neyi? Vasfel bekareti. Hı? Bekaret vasfını. Öyleyse küçük çocuğa küçük çocuk olduğundan dolayı babası velidir. Babasının küçük çocuğa kızına veli olmasının illeti neymiş? Sigar, küçüklük. Yoksa bekaret değil. Bunun üzerinde fikrini yoğunlaştırıyor. Niye? Lienne şari'a, çünkü şari teala, kanun koyucu ma'teberaha o bekareti itibar etmedi. Bi eyyi nev'in min enva'il itibar. Evet. Yani vasıflar nev'inden hiçbir nevi olarak bunu itibar etmedi. Evet. Yani illet olarak bekaret vasfını. O zaman ve yestebqi baki bırakıyor müştehit vasfı sigar küçüklük vasfını. İstebqa yestebqi. Niye lienne şari'a, çünkü şari yetebarahu sigarı, küçüklüğü, küçük kız çocuğunun küçük olmasını değerlendirdi. İlleten, illet olarak fil velayeti, velayette illet. Ne üzerine itibar etti? Ala malis sagir. Ona benzetti bakın. Mesela küçük bir çocuğun malına velayette nasıl babası o sigardan dolayı ona veli olabiliyorsa, öyleyse küçük kız çocuğuna da velayeti küçüklüğünden dolayıdır. Yoksa bekaret olup olmaması açısından değil. Öyleyse feyekûnü hâdâ, işte bu oluyor delilen delil. Neye delil oluyor? Alâ enne şâri'a şâri, yani Allah ve Peygamber i'tebera vasfen muayyena, belli bir vasıf değerlendiriyor. Ve huve sigar hünâ, burada da küçüklüktür. Yani küçüklük vasfı burada. İşte bu küçüklük vasfını, muayyen vasfı itibar ediyor. Ne olarak? İlleten illet olarak. Li cinsil hukmi. Hukmun cinsine illet. Şimdi mesela küçük olan çocuğun malına velayeti bir hukum muydu? Evet. İşte onun illeti neydi? Küçüklüğü. Küçüklüğünden dolayı malına veli oluyordu. Öyleyse o hukmun cinsinden olan da küçük kız çocuğuna küçüklüğünden dolayı babasının veli olması.
aynı hükmün cinsinden illetini ona geçiriyor. O da onun gibi gerekir diyor. Ve huvel velayetül mutlakatü. Mutlak velayettir bu. Mutlak velayet ne demek? Efendim yani bekaretinden dolayı değil, bekaret olsun olmasın, küçüklüğünden dolayı ona veli olmasıdır. Diyennel velayet alel mal, çünkü mala velayeti, yani küçüğün malına veli olması, vel velayet aleyha, ve kız çocuğuna veli olması, fi tezvici, evlendirmede küçük kız çocuğuna, min cinsi vahidin, ikisi aynı cinstendir. Hükümlerin cinsi aynı. Tamam mı? O zaman işte malına veli olmanın illeti küçüklükse, o illeti şeye geçiriyor, söyleyin, kız çocuğunun küçüklüğüne aynı hükmü ona da veriyor. O zaman feyahkümül müştehidü, müştehid hükmediyor. Biennel illete illet, elleti öyle illet ki yebhasu anha, müştehidin araştırdığı illet, hiye sigaru, efendim nedir? Küçüklüktür. Lel bekaretü, bekaret değil. Feyakisu inde zâke, o zaman müştehid bunun yanında kıyas ediyor. Neyi? Es-seyyibe sagîrate, daha bülûğa ermemiş dul kız çocuğuna da babanın efendim velayet hakkı vardır. Sade sigardan dolayı. Bekaret burada mevzu değildi. İllet olarak neyi tespit etti? Çocuğun küçüklüğünü. Madem çocuğun, küçüğün malını korumada babaya velayet hakkı verildiyse ya da diğer velilere, öyleyse sigardan dolayı kız çocuğuna velayeti verildi. İster bekar olsun, ister dul olsun. İster dul olsun, ister bekar olsun. Velayet hakkı verilmiş. Onu ona kıyas etti. Alel bikris sagîrati, bak. Feyakisu inde zâke, bu konuda kıyas ediyor müştehit. Es-seyyibe sagîrate, yaşı küçük olan, dul olan bir kız çocuğunu, kız çocuğuna velayeti ne üzerine kıyas ediyor? Alel bikris sagîrati, efendim, küçük bakire kızın velayetine, fi sübûtil velayeti, velayetin sabit olmasında, lil ebi babaya, aleyha, o kız çocuğunun üzerine, fi tezvîc, evlendirmede. Evlendirmede kız çocuğuna veli olmanın illeti neydi? Küçük olması. Evet. Bekaret falan değil. Öyleyse küçük olan kız çocuğu dul da olsa dulluğu neye kıyaslıyor? Hükmün cinsi aynı çünkü. O küçük olan çocuğa veli olmasına kıyaslıyor. O zaman diyor buluğa ermemiş olan kız çocuğu bakire değil dul bile olsa yine babasının onun üzerinde velayet hakkı vardır. Evet. Böyle tespit yapıyor. Peki. Ve la şekke. Şüphe yok ki enne enzârel müştehidin, müştehitlerin bakışları, düşünmeleri, tespitleri, tahtelifi değişir. Fi ameliyeti sebri ve taksim. Bu tecrübeye dayalı, araştırmaya dayalı işlerde efendim illeti tespit konusunda müştehitlerin görüşleri birbirinden farklıdır. Birisinin illet olarak kabul ettiğini diğeri kabul etmeyebilir. Hakkında nas olmayan, hakkında icma olmayan, icma ile veya nas ile sabit olmayan illetlerde, müştehidin bizzat tespit edeceği illetlerde müştehitlerin tespitleri değişebilir, görüşleri değişebilir. Birinin illet dediğine öteki illet demeyebilir. Beynema ha fakat yara müştehidün, bir müştehit bazen görür enne hadel vasfe huvel münasibü, bu vasıf münasip bir vasıftır, hükme münasip vasıftır dediğine, beynema bu arada la yerah, onu görmez, gayruhu başkası münasibe münasip görmez. Birisinin hükme münasip vasıf olarak tespit ettiğini diğeri buna münasip değildir diyebilir. Anladınız mı? Fel hanefiyyetü mesela, hanefiler mesela ra'ev gördüler enne illetel velayeti lil ebi, babanın veli olmasının illeti fi tezvici ibneti bikri sagirati,
Bakire küçük kızı evlendirmede babanın velayet illeti, veli olmasının illeti hiye sigaru küçüklüktür, lel bekaretü, bekaret değildir. O zaman Hanefiler illeti nasıl tespit etmişler? Küçük çocuğu, kız çocuğunu evlendirme velayeti kime ait? Babaya. İster bekar olsun, ister dul olsun. Tamam mı? Ha, dulluğu da onun üzerine kıyas etmişler. Hiye sigaru lel bekaretü. Küçüklüktür, bekaret değildir. Beynema bu arada ra'aha efendim o velayeti görüyor. Eşşafiiyyetü ra'aha o illeti görüyor. Eşşafiiyyetü şafiiler el bekarate les sigara ya da el bekaratü les sigaru. Bekarettir, sigar değildir. O zaman ne demek? Bakın Şafiler demek ki küçüklüğünden dolayı baba ona evlendirmede veli değil. Bekaretinden dolayı. Dul bir kadın kendisine. Dulsa eğer küçüklüğünden itibaren ona velayet hakkı yoktur. Kendi kararını. O zaman yaşlı da olsa yani yetişmiş de olsa, bülüğ çağına ermiş de olsa bekarsa babanın onun üzerinde velayet hakkı var. Kız çocuğunu evlendirmede. Kime göre? Şafilere göre. Hanefilere göre bülüğa ermiş bir kız çocuğunun evlenmesi konusunda babanın velayet hakkı kalmıyor. O isterse kendini evlendirebilir. Ama bu tabii ahlaki yönden bazen aile arasında sıkıntı olabilir. O başka mesele. Ama İmam Şafii Hazretleri diyor ki yok, burada asıl babanın kız çocuğuna velayet hakkının verilmesi bunun illeti bekaretinden dolayıdır diyor. Sıkarından, küçüklüğünden dolayı değildir diyor. Ama İmam-ı Azam ne diyor veya onun gibi düşünen müştehitler yok diyor. Buradaki illet sigardır, bekaret değildir. Anladınız mı? Ve min ihtilafil fukahai fistinbatın illeti ortaya koymada, çıkarmada alimlerin ihtilafındandır. Eydan yukarıdaki meseleler gibi. Ne? Enne sünnete, bu da başka bir konu. Bakın çok önemli bir konu burası. Bunları çok iyi dinleyeceksiniz ki muhafaza edesiniz. Bunları bir de dediğim gibi her zaman söylüyorum. Başka kitaplardan mutlaka okuyun. Türkçelerden okuyun, başkalarından okuyun. Burada diyor ki illetin istinbatında, illetin tespitinde, illetin çıkarılmasında fakihlerin farklı görüşlerindendir. Ne? Enne sünnete sünnet. Yani hadis-i şerif varadet geldi. Bir tahrimi mübadeleti bazı esnafı bazı maddelerin değiştirilmesinin haramlığı bir cinsiha cinsiyle mütefadılan fazlalık şartıyla bazı cinsler var ki işte sayacak şimdi o cinsi cinse değiştirirken mislini misliyle peşin değiştirmede sakınca yoktur ama mislini misliyle değiştirirken fazlasını almak fazlasını vermek şartıyla değiştirirse o zaman faiz olur, haram olur. Anladın mı? Cinsi cinse değiştirirken fazla verme, fazla alma şartıyla değiştirmesi haram. Bunun hakkında ne varid olmuş? Sünnet. Sünnet varid olmuş. Mesela sünneti kabul etmeyenler, bunlara deseniz ki mesela, şimdi o maddeleri saymadan söyleyeyim. Bunlara deseniz ki, hadi bakalım bize bir hangi şeylerde faiz haram olur? Yani riba, Kur'an'da riba geçiyor. Faiz kelimesi telaffuzu itibariyle yanlış bir telaffuz. Onun aslı faid. Yani bizim Türkçemize geçen kelime faid. Fazlalık. Mesela feyadan. Feyadan-ı seyl. Selin taşması. Yani su yatağını yatağının taştığı zaman fadalma su taştı denir. Peki şeyde de öyle değil mi? Yani faizde de faid. Yani ana paranın üzerine fazla paralar ilave ederek ana mecrasından taşırıyor misal. Yani kelime manasında da şey var burada. Ama Kur'an'da hadislerde tabir hiçbir yerde faid diye geçmiyor. Ne geçiyor? Riba geçiyor. Tamam mı? Riba geçiyor, riba. Kur'an'da da riba geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَمَا اَتَيْتُمْ بِالرِّبَلِّ يَرْغُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ. Her yerde riba geçiyor. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.
Böyle her riba kelimesi geçiyor. O zaman bu sünneti kabul etmeyenlere deseniz ki riba nedir? Hangi şeylerde olur? Şartları nelerdir? İlletleri nelerdir? Bunları bir söyleyin bakalım. Hadi hadisi kabul etti. Şimdi bak buraya da dikkat edeceğiz. Hadi hadisi kabul etti. Hadis 6 şeyde cinsi cinse değiştirirken fazlasını şart koşmak haramdır diyor. 6 şeyde. Vehiye o 6 şey nedir? Ezzehebü altın. Vel fiddatü gümüş. Ve şairu arpa. Vel burru buğday. Ve temru hurma. Ve zebibü kuru üzüm. Ve fi rivayetin vel milhu. Başka bir rivayette tuz. Kuru üzüm veya tuz. O zaman bu 6 şeyde cinsi cinse değiştirirken, altın altınla değiştirirken, mislen bir mislin, yedim bir yedim, helal. Ne demek mislen bir mislin? Aynı, gramı aynı, miktarı aynı, bir de peşin. Mesela bir altını bir altınla değiştirirken, birini peşin verir, ötekini veresi alırsa yine haram. Anlıyor musunuz? Peki altını gümüşle değiştirirken, cinsin gayrısında, fazlası caiz. Mesela 10 gram altına misal diyorum 100 gram gümüş aldınız. Değiştirdiniz. Olur. Ama o da veresiye olmaz. Onun da veresiyesi yok. O da peşin olacak. Onun da veresiyesi yok. Fazlasıyla değiştirmek caiz. Veresiyesi yok. Yeden bir yedin diyor işte peşin. Peki velem yegum delilün şer'iyyün. Şer'i bir delil gelmedi. Min nassın, naslardan, ev icma'in, icmadan, ala illeti hâdel hukmi. Bu hukmun illetiyle ilgili. Mesela Peygamberimiz diyor ki, altını altınla, gümüşü gümüşle, tuzu tuzla, işte üzümü üzümle, arpayı arpayla, buğdayı buğdayla, hurmayı hurmayla fazla olarak değiştirmeniz, efendim, haramdır. Ama illeti şudur diye Peygamberimiz tarafından beyan edilmemiş. Niye haram, niye? Hangi illete göre haram? Şimdi bakın bu beyan edilmemiş. Ne nas var ne de icma var. Fel müştehidü müştehid yebhasu araştırıyor. Fi illeti hadel hukmi. Bu hukmun illetini araştırıyor. Fakat yasılı bazen ulaşıyor. Biştihadihi kendi iştihadiyle. Bir tarik-i sebri ve taksim. Kendi araştırmalarıyla, kendi buluşlarıyla. Nereye ulaşıyor? İlâ ennel illete illet hiye ittihadül cinsi. Cinsin bir olması. Cins. O zaman biri demiş ki ittihadül cins vel vezn ya da vel miktar. Cinsi aynı olur. Miktarı aynı olursa caiz. Cinsi aynı olur. Miktarı fazla olursa haram. Cins ve miktar. Birisi illet olarak cins ve miktar üzerinde. Cins ve cinslere aynı olanların miktarlar da aynı değiştirilirse peşinen caiz. Cinslere aynı miktarları fazla olursa haram. Birisi cins ve miktar illetini. Onu öyle tespit edin. Cins ve miktar illeti. Biri bu. Ve kevnu hadil esnafi ve hiye ittihadül cins dedi ya. Cinsin bir olması ve kevnu hadil esnafi bu sınıfların da olması, yani bu cinsleri bir olan maddelerin mimma yükâlu ev yûzenü, ölçülen veya tartılan, hacmi olan şeyler. Mesela vezin, hacmi olan şeyler tartılır da. Evet. Mikâl ne? Mikâl da ölçüyle tartılan. Metre falan tartılır. Metre de burada var, tabii. Metre de var. Evet. Ölçü. Ölçek. Ve hâdâ kavlul hanefiyyeti. Vav var mı orada? Yok hocam. Hâdâ kavlul hanefiyyeti. Bu hanefilerin sözüdür. Ve min vâfakahum. Bir de onlar gibi düşünenlerin, onlara muvaffakat edenlerin görüşü budur. Cins ve miktar. İllet buymuş bu 6 şeyde. Ve bunlara benzeyenler de. Tamam mı? Bunlara benzeyenler de. Ev ennel illete veya illet hiye ittihadül cinsi cinsin aynı olması ma kevni hadil esnafi bu sınıfların
bu sayılan sınıfların olması taamen ev etmanen yenecek şeylerden olması, yenecek veya para cinsinden. Yani taam yenecek cinslerden, esman da para cinsinden olması lazım. Para cinsinden olursa cinsi cinsle fazlasıyla değiştirmek haram. Yiyecek cinslerinden olanları değiştirmek haram. Cins ve miktarları. Tamam mı? O zaman para cinsinden olmayan, taam cinsinden olmayanlar da fazlalık caiz demektir. Bu illete göre, bunu kabul edenlere göre. Ve hâdâ gavlu şâfiîyeti ve men vâfakavun. Bu görüşte kimin? Bak, müştehitler kendileri tespit etmiş. İmam Şafii Hazretleri de demiş ki cins, taam ve semen. Evet. Cins, taam veya semen. Anladınız mı acaba? Evet. Peki. Ev ennel illete üçüncü bir grup. Üçüncü bir illet. Hiye ittihadül cinsi, cinsin aynı olması. Yani cinsin aynı olmasıyla birlikte ve kevnü hâdihil esnafi bu sayılan sınıfların olması kuten kut. Yiyecek. Kuvvet erzak. Değil arası. Erzak. Kuten, rızık, erzak. Kut. Ekvat gelir onun çoğu. Müddeharan. Şimdi rızıklar var ama bir de saklanabilenlerden saklanabilir. Geride bırakılır cinsten olması lazım. Ne? Stok edilebilen. Stok edilebilen. Geride bırakılabilen, dayanabilecek yiyecekler. O zaman sebzede, meyvede bunlar çok dayanmaz bazıları. Günübirlik tükenecek şeyler. O zaman onlar da olmaz diyor buna göre. O zaman ne oldu? Kutun müddahhar, müddahharan. Müddahharan, iddihar, geride bırakılabilecek. Ev esmanen ya da para cinsinden olan. Evet. Ve hada kavlül malikiyeti, bu da malikilerin sözüdür. Ve men vafakavu, bir de onlara uyanların. Ve ala esasin nev'il illeti, illetin nev'isine göre, bu esasa göre, elleti öyle illet ki istinbetahal fukaha'ı, fakihlerin tespit ettiği bu illet nev'ine dayanarak yekûnü kıyasu kıyas olur. Kıyas buna göre olur. Peki o zaman buğdayı buğdayla değiştirmek Hanefi mezhebine göre hangi şartlarda caiz, hangi şartlarda caiz değil? Cinsleri, miktarları aynı olur, peşinen olursa değiştirir. Birisi çok kıymetli, birisi çok düşük. Yine fazlası caiz değil. O zaman öyle olursa nasıl olacak bunun çaresi? İyi parasıyla satar, kötüyü parasıyla alır. Mesela altının birisi 14 ayar, birisi 22 ayar, birisi 24 ayar. O zaman öyle olmaz. Onun fiyatı değişik, onun fiyatı değişik. Altın değiştirirse ister 14 ayar olsun, ister 22 ayar olsun. Miktarı aynı olacak. Fazlasını alamaz, veremez, şart koşamaz. Peki o zaman cins ve miktar illetini koydu İmam Azam. O zaman peki buna benzeyen şeyler var. İlleti başkasına geçirmek mümkün mü? Bakın. Fide de aynı. O da hububattan değil mi? İmam Azam'a göre. Mercimekte de aynı. Nohutta da aynı. Fasulyede de aynı. Daha başka buna benzeyen şeyler neyse. Meyvelerde de aynı mesela. Tabii. Tabii. Çabuk bozulabilir. Cins ve miktarı. Onlar zaten İmam Azam'a göre meyve demiyoruz. Cins ve miktarı. Aynen. Cins ve miktarı aynı olanlar. İster yiyecek olsun, ister demir olsun, ister pamuk olsun, ister başka şey olsun. Hepsinde. Cins ve miktarı aynı olanlarda misli misline peşinen değişmek helal. Fazlasını şart koymak faiz. Anladınız mı? Riba. Peki. Fala ra'il hanefiyyeti. Hanefilerin görüşüne göre yukasu kıyas edilir ale mevdu'in nassı bu nassın bu yerinde küllül mukadderat her ölçüden tartılan şeyler bil keyli vel vezni ölçüyle tartıyla takdir edilen her şey buna kıyas edilir. Tamam mı? Hatta öyle ki velevlem tekun taamen o şeyler yiyecek cinsinden olmasa da velâ kûten rızık cinsinden olmasa da müddeharan yani geriye bırakılacak mesela bazı rızıklar var 2 sene 3 sene bekletebilirsin 5 sene bekletebilirsin onlar gibi olmasa da velâ râ-i şâfiîyeti şafiilerin görüşüne göre la yukâsu aleyha bunlar efendim
Bunun üzerine kıyas edilmez bu nas illetin üzerine. İlla mâ kâne taâmen, ya yiyecek şeylerde, ev esmanın veya para cinsinden olanlardır. O zaman yiyeceklerin dışında, para cinsinin dışında cinsi cinse değiştirirken fazlasını alma verme şartı caizdir ona göre diyor. Ve alâ râ'il mâlikiyeti, malikilere göre yecibu, vacip olur en yekûnel makîsü, makîsin olması kûten, rızık, müddaharan, saklanabilen, stok edilebilecek olan, ev minel esman ya da paradan. O da malikilerin görüşü. Evet. Bu şekilde özetlemiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.